Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Benim aynı sıkıcılıkla gidiyor. Tek derdim arkadaşlar havaların sıcak olmaya başlaması. Sevmiyorum ben. Alerjik bir insanım. Bir de sıcak sevmiyorum arkadaşlar. Sarı tenli olduğum için vücudum yanıyor. Denize girdiğimde böyle hava yastığı gibi şişerdim arkadaşlar. Yani lastik olurdum bildiğiniz. Böyle kabarırdı derim. Çok değişik olurdum ya yoğurt, güneş kremi falan bana fayda etmiyordu. Yani sarı benizli insanlar için güneş, hassas ciltli insanlar için güneş çok kötü olabiliyor. Sevgili arkadaşlarım rüyada yalvarmak ne anlama gelir? Şimdi ilk defa izleyenler için klasik hatırlatmamı yapayım arkadaşlar. Sıkılmış olabilirsiniz kusuruma bakmayın. Arkadaşlar rüya görülüş şekline göre, içinde bulunduğunuz duruma göre, diğer sembollere göre anlam değişikliğine uğrar arkadaşlar. Bir sembol başka bir sembolün anlamını değiştirir, etkiler. Bunları belirtmek zorundayım. Örneğin sevinç sembolü gördünüz. Neye sevineceğinizi bilmem için arkadaşlar hayatınızı bilmem gerekiyor. Çünkü herkesin hayattan beklentileri farklıdır. Yani kimi hapisten çıkan birine sevinir, yakınına sevinir, kimi hastalıktan kurtulan yakınına. Ben de arkadaşlar eğer bir hedeflediğim bilgisayar var onu alabilirsem çok sevineceğim. Yani öyle arkadaşlar herkesin sevineceği şeyler farklı. Sevgili arkadaşlarım rüyada yalvarma sembolü neye gelir? Yalvarmak arkadaşlar. Yani çeşitli şekilde şimdi sembollere göre çok çeşitli anlamlar Değişiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, rüyada bir insana yalvardığını gördün. Herhangi bir bir insana, kim olduğunu bilmediğin insana ya da bildiğin insana yalvardığını gördün. İnsana yalvarmak rezilliktir arkadaşlar. Yani rezil olacaksınız, çaresiz kalacaksınız. Böyle önünde eğilmişsiniz, ellerinizi açmışsınız, ne olur bana yardım et diye istiyorsunuz. Yani rezil olacaksınız. Yani insanlar kötü bir durumdasınız demek ki bu rüyayı gördüğünüze göre arkadaşlar. Kötü bir durumdasınız ve o kötü halde durmaya devam edeceksiniz. Çıkış yollarını bulamayacaksınız. İnsanlara dalga konusu olacaksınız. İnsanlar yaşadığınız çaresizliklere gülecek. Sizi aşağılamaya devam edecekler kendilerince. Ama canınızı sıkmayın. Allah var. Allah büyük arkadaşlar. Elbet yüce Rabbimiz bir çıkış yolu gösterecektir. Buna inanın. Şimdi çok çeşitli şekillerde yorulur arkadaşlar. Sembol değişti mi anlamlar değişiyor. Örneğin arkadaşlar bir işe girmek istiyorsunuz. Yani bir staj dönemi bitti işe alınmak için bekliyorsunuz ya da başvurdunuz. Ah şu işe bir girebilsem. Rüyanızda işe girecekseniz arkadaşlar o iş yerinin sahibini görürsünüz ve ona yalvardığını görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer size cevap vermezse ya da yüzünü asarsa arkadaşlar yani kabul edilmeyeceksiniz. Ama gülme sembolü girdiğinizde arkadaşlar ve yalvarıyorsanız ya da yalvarmadan da size gülüyorsa o işe gireceksiniz demektir. Yani sembollerin birbirini etkilemesi böyledir arkadaşlar. Hani gülme sembolü işin içine girdi mi rezillik, muhtaçlık, çaresizlik sembolü ortadan kalkıyor. Ama hani herhangi bir insana normal bir şekilde yalvardığını görüyorsanız Çaresizlik oluyor arkadaşlar. Bir iş adamına yalvardığını görmek nasıl? Parasızlık yaşadığınız parasızlık durumunun devam edeceğini. Tabi burada önemli olan sembol. Semboller sembolleri getiriyor. Gülme şeyi sembolü. Eğer gülüyorsa size karşı şefkatli davranıyorsa. O yani biri size para verecek değil. Para kazanacağınız alanlar açılacak. Yani Allah yolunuzu açacak demektir. Rüyada Allah'a yalvarmak. Çok güzel bir rüyadır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim hangi konuda yalvarıyorsanız rüyada o rüyanın kabul olacağını aman o duanın kabul olacağını işaret eden çok güzel bir semboldür yalvarma sembolü. Yani insana yalvarmak iyi değil ama hani nitelikler örneğin at rüyası murattır ama siyahat murada kavuşmamaktır arkadaşlar. Yani Allah'a yalvarmak çok güzeldir. Hangi konuda yalvarırsanız yalvarın arkadaşlar. Yani rüyada daha çok şöyle oluyor. Allah'ım şu arabayı almama bana yardım et. Bir de şey vardır ya hani Allah'a aslında emrediyoruz diyenler vardır. Hani cümle olarak bir emir cümlesi kullanıyoruz ama Allah dua ederken keskin ifade istiyor arkadaşlar. Yani hani Allah'ım bunu bana verir misin demiyoruz örneğin. Allah'ım bunu bana ver Allah'ım bana araba nasip et. Allah'ım bana ev ver. Allah'ım bana hayırlı eş ver. Allah zaten isteyen kullarını çok seviyor. Duada ısrarcı olan kullarını çok seviyor. Yani dua çok önemli arkadaşlar. Dua belli başına bir ibadet. Ve dua etmek de herkese nasip olacak bir şey değildir arkadaşlar. Bazı alimlere göre Allah'ın sadece izin verdiği insanlar kendisine dua eder diye bir anlayış vardır. Yani böyle bir anlayış söz konusudur arkadaşlar. Şimdi Allah'a herkes dua edemez. Dua da bir ibadettir. İsteyebildiğin kadar iste. Yani her şeyi isteyebilirsin duada. Allah kabul eder etmez. Bu Allah'ın bileceği iştir. Yani rüyada yalvardığın konu neyse. Yani bu hocalardan dinlemeniz lazım. Aslında Allah'a yani emretme gibi bir şey yok. Allah keskin ifadelerle isteyin. Hani Dua ederken kesin ifadeler kullanın. Bunu hocalar daha güzel anlatır arkadaşlar. Şey yazarsanız çıkar. Allah'a dua ederken emrediyor muyuz diye yazarsanız çıkar arkadaşlar. Çok güzel anlatan hocalar var. Ben yani bir hoca filan değilim arkadaşlar. Ben sadece mistik konularla ilgilenen bir insanım. Neden? Astroloji, rüya tabirleri çok ilgimi çekiyor. Çünkü bizim bilinen yani tarihte ilk atalarımız arkadaşlar Sümerler bizim atalarımız Hani böyle tartışma çıkar Osmanlı bizim atamız değil diyenler vardır, var diyenler vardır. Yani Osmanlı bizden önceki yaşayan nesildir, cumhuriyetten önceki yaşayan nesildir, bizim atalarımızdır. Yani bizimle aynı soydan gelen insanlar vardır Osmanlı içerisinde. Yani Osmanlı Türk Devletidir, yani imparatorluktur ama kurucu yönetici haneden, hani haneden olarak. Onlar da bizim atamızdır. Yani illa bizim dedemiz, büyük dedemiz olmasına gerek yok. Yani Hazreti Adem, Hazreti Havva onlar bizim bilinen ilk atalarımız. Yani böyle düşünmek lazım. Ne diyordum ben yahu? Dur bakayım ben ne diyordum ya? Bu şeye, haneden konusuna nereden geldim? Ha Sümerlerden dolayı geldik arkadaşlar. Sümerlerde biz insanız arkadaşlar. İnsan ırkının ya da tür mü oluyor cins mi oluyor yazıyı bulan adamlar ve şeyle astrolojiyle ilgilenmişler. teraziye terazi demişler burçların isimlerini Sümerler vermiştir. Yani harika şeydir arkadaşlar. Sümerleri anlatan Muazzez İlmiye Çığ YouTube'da videosu var izleyin. Çok güzel bir sohbet eşliğinde tabletlerini hanımefendi okumuştur. Gayet güzel. Sümerli Ludingirra galiba o kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Ludingirra olması lazım ismi. Okumanızı tavsiye ederim. Çok güzeldir arkadaşlar. tabletlere yazıya aktarılmıştır. Yani bu insanlar astrolojinin isimlerini bulmuş, hesaplamalarını yapmış ve rüya yormuşlar arkadaşlar. Ondan çok ilgimi çekiyor. Yoksa ben hani bir dinim var, İslam dinine mensubum ama dinimi yaşıyor muyum? Büyük ölçüde yaşamayan biriyim. Ama rüya yorumları çok ilgimi çekiyor. Neyse efendim yani Allah'a yalvarmak çok güzeldir. Bir de arkadaşlar devlet yöneticisini görürsünüz arkadaşlar yani isteklerinizin ya da hayatta yükseleceksiniz. Örneğin Atatürk'e, Recep Tayyip Erdoğan'a rüyada yalvardığınızı görürsünüz. Ha, Yunanistan cumhurbaşkanını gör, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan kimi görürsen gör. Devlet lideri olarak arkadaşlar çok hayırlı semboldür ve ona yalvarmak da iyidir. Ama sizi huzurundan kovuyorsa ya da arkadaşlar size karşı böyle şey kötü bir ifade takındıysa böyle sinirli falan bakıyorsa bu iyi değildir. Ama onlara yalvarmak da ve onların yine gülmesi sizi kabul etmeleri yani elinizden tutabilir ya da istediğinizi ekmek isterseniz size ekmek uzatırlar. Böyle sembolleri falan görmeniz çok iyidir arkadaşlar. Yani devlet yöneticisini görmek zaten başlı başına iyi. En çok da kimi görürüz? Atatürk'ü ve Erdoğan'ı görürüz. Çünkü Burada yer etmiş insanlardır. Yani Yunanistan Cumhurbaşkanı ya da Cum Yunanistan'da Cumhurbaşkanlık var mı? Öyle bir makam var mı? Hani bizde başbakanlık yok ki ondan diyorum. Yani Yunanistan başkan mı var, başbakanlık mı var? Ben kim yönetiyor Yunanistan'ı bilmiyorum. Allah gidip de görmeyi nasip etsin. Çok güzel yani Ege, Adalar, Yunanistan. Yunanistan'ın en çok sevdiğim şeyi tarihi. Yani çok öyle mitolojisi... Harika şeyler ya. İnternetten izliyorum da. Geçen bir arkadaşa denk geldim. Şırnak Van'da videolar çekmiş. Yani burası Şırnak Van değil işte Hollanda'da bir yer, İsveç'te bir yer dese inanırım o kadar güzel. Yani hadi yurt dışına gidemiyorsun. Pasaport vize alamıyorsun. Tamam. Belli engellerim var. Çalışmak zorundasın. Yurt içine niye gidemiyoruz arkadaşlar? Gidelim mi? Yurt içine de gidelim mi? İlk önce Türkiye'yi gezmek istiyorum. Gezemedim çünkü gezilecek o kadar çok yer var ki. Ben Şırnağ'ın o kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Yani herhangi bir insana yalvarmak iyi değildir arkadaşlar. İş adamına yalvarmak, para sıkıntısı, devlet liderine yalvarmak gayet güzel ve Allah'a yalvarmak en güzeli görüşürüz.